TGT Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var. Hoş geldiniz. Hayata ve gündeme dair haberlerle bugün de sizlerle birlikteyiz. Sizler de bizi aramak, yorumda bulunmak isterseniz bekleriz. Canlı yayın telefon numaramız 0212 454 55 71. Sosyal medya hesaplarımızdan takip ederseniz, özellikle de Instagram sayfamdan yazarsanız TGT Evo TV'den yine efendim iletişim halinde oluruz. Programımızda karşılıklı biliyorsunuz. Bu program sizin programınız. Evet ee, tabii ki de programa o güzel yorumlarıyla değer katan partnerime dönmek istiyorum. Teker teferruat müdürü gazeteci radyo yorumcusu Abdullah Arvas hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. İyi günler diliyorum. E, i̇zleyicilerimize buradan selamlar, sevgiler efendim. Evet, girizgah evet. yapmak ister misiniz? Yani şöyle bir şey var bir başlarsanız... bir son dakika haber Buyurun, var. Evet. Fazla teferruata giremiyoruz tabii. Teknik ki konu ama e, biliyorsunuz işçi hükümet görüşüyordu. Yani bir talepleri vardı. Türk İş Hak İş ve diğer sendikalar bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber basının karşısına çıktılar, medyanın karşısına çıktılar. Ben Sayın Erdoğan'ın ifadesine göre yüzde %45, 45 oranında bir zam öngörüldü. İşçi sendikaları başkanları da memnun ayrıldılar. Umarım işçilerimiz de memnundurlar. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Hayırlı olsun Evet. Evet, evet efendim. Evet başlayalım o zaman. Ben. Hızlı trende sınırı aşıyoruz. Samsun'dan Gürcistan'a uzanacak 513 kilometre uzunluğundaki hızlı tren hattı için geri sayım başlıyor. Yeni hattın merkezi Trabzon olacak. Samsun-Sarp Demir Yolu için hızlı adımlar atılacak. Seyahat süresi Trabzon-Sarp arasında 70 dakikaya. Trabzon-Ankara arasında da 4,5 saate inecek. Bakan Adil Kara İsmailoğlu ihtiyaçlara göre yeni projelerde yapacağız dedi. Evet hakikaten sınırları aştı artık. Komşularımıza hakikaten. gidiyor yani Kafkaslara. Trabzon'da, Samsun'dan, oradan direkt hemen efendim komşularımıza gidip geleceğiz hızlı trenlerle. Çok hoş oldu bence. Kesinlikle. bu, bu biliyorsunuz oradan bir tren şeyi gidiyordu zaten oradan değil de Azerbaycan üzerinde Çin'e kadar gitti. Çin'den de buraya tabii gidip geliyor. Orada öyle bir tren var, öyle bir, bir proje var zaten hayata geçti. Bu defa hızlı tren de devreye giriyor. Artık komşularımıza bu trenle gideceğiz. Dolayısıyla sınırları açtı hakikaten. Yani Sivas, Ankara, Sivas, İstanbul, Ankara, Ankara, Konya böyle devam ediyor. Bunlar çok güzel hareketler diyelim ama ülkemiz ve insanlarımız bu teknolojiyi hak ediyor. Şimdiye kadar yapamamışız ama şimdi bundan sonra e, öyle umuyorum. Bunlar devam edecek, yapılacak. Hızlı trene e, biz de laiz diyor, değil mi efendim, hizmetten en güzeline. Yani tamam uçak var, otobüsler var, araçlar var ama hızlı ama tren, trende niye olmasın? Neden olmasın efendim? Çeşitlilik açısından çok önemli. Bir de tabii hızlı bunlar. E, hızlı tren diyoruz ya, hızlı yüksek hızlı evet. tren. Bir de tabii. İstanbul-Ankara arasında tekrar yüksek hızlı bir tren projesi var. O da bir buçuk saat içerisinde buradan Ankara'ya gidebileceğiz. O da efendim yürürlüğe girecek. Onun çalışmaları da devam ediyor. Onu da haber verelim efendim. Zaten haber vermiştir. Tekrarlayalım. Yani yüksek hızlı trende ya da hızlı trende bunlar önemli. Bunlara bineceğiz, rahat bir şekilde gidip geleceğiz. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi Ankara'dan yola çıkıyorsunuz. 2,5-3 saat içerisinde Sivas'a gidiyorsunuz. Ankara'dan Sivas'a gidiyorsunuz. Bundan daha ne olabilir? Nasıl bir güzellik olabilir? Onu da söyleyelim efendim. Peki efendim. Yani evet. hızlı trenin Sınırı artık aşıyoruz. Ne Tabii, güzel değil mi? Sınırlarımıza, <laughs> sınırlarımızın dışına hakikaten başlık evet. tam haberi veriyor. Gerçekten. Gazetecilikte bir başlığın haberi vermesi çok, çok önemlidir. Önemli. Üzerinde düşünülmesi lazım. Demek ki editoryal masası düşünmüş, taşınmış, bu başlığı uygun görmüş, cuk diye de oturmuş. Ben de tuttum. Tebrik ediyorum efendim. <laughs> evet. Evet 700 bin işçi için zam günü Bakan Bilgin sendika başkanlarıyla görüştü. Evet. 700 bin kamu işçisinin zam oranı yarın Erdoğan'ın açıklamasını bekliyor bekleniyor. Evet. Bekleniyor. Evet, yarın i̇şte Cumhurbaşkanı onu o, Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. bugün açıkladılar işte Aha. gazetede haber çıkmış ya. Ha, 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 evet. O yarın derken bunu kastediyor tabii. Bugün bir araya geldiler 700 bin işçimiz için. Ee, artık düğüm çözüldü. Yüzde 45 oranda zam verildi. güzel. 45. Evet Tabii. sabah ha, tekereti haberde aslında ha. evet gördüm. Doğru söylüyorsun. Çünkü bir, bir basın toplantısı Sayın Cumhurbaşkanı da bu işçi sendikaları ya da temsilcileriyle bir araya geldi o basın toplantısında bu oran açıklandı efendim. Yüzde ha. 45. Hayırlı olsun uğurlu olsun. O zaman. Güzel evet. olmuş değil mi? Tabii güzel olmuş. Çünkü ha. işçimiz bunu hak ediyor. Çalışıyor. Ülkenin geleceğinde alın teri var. Dediğimiz gibi kültürümüzde de Efendimiz, Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. İşçinin e, efendim alın teri ya da teri soğumadan hakkını verin. E, bu çok önemli. Evet. evet. Yani kültürümüzde çok önemli Buyurun. Devam edelim. Yine efendim kan zenginliğinin haberi. Galeriler senetle satışa döndü. Oto satıcıları, bankalar kredi musluğunu kesince kendilerine alternatif yol buldu. Artık 10 satıştan 7'si senetle yapılıyor. Ancak senette faiz oranı krediye göre daha yüksek oluyor. Bu da e, oto fiyatını arttırıyor. Ya yani bu da evet. bir seçenek ama daha birazcık daha pahalıya alacaksınız. Başka çaresi yoktu. Yok. Yani e, otocular ama şey olabilir. Galeriler bunu biraz daha aşağı çekebilirler. Zaten onun için haber olmuş. E, Faizde ya da banka krediyle araç almak e, artık e, bankalar bu bağlamda şeylerini musluk musluklarını kıstılar, kestiler. Hı -hı. Galeriler artık senetle veriyorlar ama o bankaların efendim öngördüğü e, faizden biraz daha fazla e, alıyorlar. Hı hı. Bir tık daha fazla alıyorlar. Bu konuda düşünür taşınırlar ona göre efendim. Senetle 30 satışı devam ediyor. Senede döndük efendim. E, o da bir yoldur evet, yani. Evet senet. Tabii <laughs> o da bir yoldur. Senedinizi zamanında ödedikten sonra e, o senetler e, bankada da olabilir ya da satış yapan galerilerde olabilir. Her ay gidecek, o taksitini ödünecek. senedini alıp cebine koyacak. Olaya bazen karışıklık oluyor. Biz bazen aceleye getiriyoruz, hemen yırtıp atıyoruz. Sonra galeri amca diyor ki, sizin iki senediniz kaldı, bunun dosyada kalması lazım. Hepsini dosyalandırmak lazım, bırakmak lazım. Yarın böyle bir şeyde problemle çıktığı zaman, hayır efendim ben borcumu ödedim. İşte bana takdim ettiğiniz senetler, senetler bende o çözülür. <laughs> Aksi halde işte bir senediniz kaldı, iki senedinizi ödememişsiniz de denildiğinde bir huzursuzluk olur. Onun için senetleri aman ha yırtmayın. Bir kere evet. bir kenara koyun. dosyaların kalsın efem çekmecenizde. Kesinlikle. Evet. Evet, aç gözlü taksici 2750 liralık gezdirmiş. Turistleri Galata Kulesi'nden küçük çekmeceye, oradan da tekrar Galata Kulesi'ne getiren taksiciye 4064 lira ceza kesildi. 2750 liralık nasıl gezdirdi? Nasıl yaptı? Yani hani neden turistleri bu şekilde korkuturlar? Niye bunu bir insan evladına yaparlar? Turist ee, olsun olmasın. Turist de istemediği kadar gezmiştir yani. <gülüyor> <gülüyor> Dön dolaş yine bana geldiye. Bir söz var, bir şarkı sözü var. Yani İstanbul'a tur attırmış, dolaştırmış, ondan sonra gene kuleye getirmiş yani. O çok önemli. Yani gideceği yerden e, orada taksiye binmiş tekrar gideceği yere gelmiştir. Evet. evet, o orada 2750 liralık imkansız yani. Tabii ama e, Türk polisi de yakalar. Evet. Turistin arkadaşı e, bu konuda tercümanlık yapıyor. Arkadaşımız böyle Ceza dolandırılmış. Ceza değil mi sizce? Yani evet. 2000 lirasını zaten aldı ve iade ettiler. Üstüne 4000 evet. lira mı? Değil mi? İade Alacaklar tabii, tabii alacaklar. E, yani o parayı ona bırakmayacaklar çünkü e, ta, şey, müşterinin böyle bir talebi yok. Sen daha fazla para almak için habire dolaştırmışsın evet. müşteriyi. E, cezasını da şey yapmışlar. Aynı zamanda sanıyorum aracı da şey yapmışlar, bağlamışlar. Öyle bir ceza da e, vermişler araca. Şimdi burada görsellerde belki görüntülerde var. İHA'nın şeyinde var o. E, videolarında var. Ben izledim. Araç bir, bir de sonra bir çekiciyle e, götürülüyor. Hı hı. E, evet yani trafikten men ediliyor. E, yazık bu turistin şeyi arkadaşı. E, ee, orada polise konuşuyor. Turist de arka planda. E, bilmiyor çünkü dili yok. epey dolaştırmış yalnız istemeden. Gerçekten. Evet turist ya demiş nasıl olsa bu İstanbul'u merak, bilmiyor. merak, e, e, bilmiyor, merak, merak ediyor. ediyor. Ben ona bir mihmandarlık yapayım. Dolaştırayım köçe, köse bozak. Sonra da e, parayı alayım yani. 2 milyon 750 liralık 2750. bir... 2750. Ya 2000 pardon. 2750 liralık İstanbul'u bir dolaştırmış. Evet adam yani bu da bir hizmettir diyeceğim ama nasıl bu bir, bir hizmet? istemsiz bu, Bunun adı ne sizce dolandırıcılık? Is, tabii mı? Dolandırıcı, Fırsatçılık tabii. Ne de, sürekli, ne sürekli dolandırmış. Bakın araç yani. götürülüyor. Ee, yani bu tür cezalar verildiğinde herkes ona göre. Ve tüm Şimdi bu taksicilere de örnek olsun. E tabii bu yani esnaf taksici esnaf mutlaka kıymetlidir. Böyle bir şeye tevessül etmez ama arada çıkıyor. Şimdi bu aracı 10 gün bağlarsanız 10 yani gün e, tabii yani ne kadar yani, kaybının olduğunu artık düşünün yani bir hafta 10 gün e, böyle bir kenarda dursa araç Bu da tabii ki olsun bundan sonra. Tabii ki. Turizm mevsimi e, yavaş yavaş zaten bunlar e, bir ihtiyaç duyulacak. Ona göre taksici esnafı da dikkat edecek. Eğer böyle kötü düşünceli insanlar varsa her yerde, her kurumda, her meslekte olabilir. Evet. Ama bizim taksici esnafımız öyle değildir. Ama çıkıyor. Ne yapacaksınız? Arada çıkıyor. Tabii ki Tabi öyle diyeyim. Tabii tabii. Arada çıkıyor. Arada çıkıyor, evet. Peki. Peki devam edelim. İstanbul Tıp Fakültesi depreme hazırlanıyor. Yapımı tamamlanan binalar Haziran'da açılacak. Evet. evet, İstanbul Tıp Fakültesi'nde devam eden çalışmalar havadan görüntülendi. Profesör Doktor Tufan Tükek, Haziran'da 4 binamızın açılışı yapılacak, büyük bir rahatlama olacak. Evet. Şimdi belki görseller olsaydı var, görecektik. Var, var. var mesela şuraya bakın. Şu modern binalara bakın. İstanbul Tıp Fakültesi buna bağlı bazı üniteler yıllar önce evet. aslında dönüştürülecekti. Ee, ama e, ideolojik bir e, şey için e, e, saikle e, efendim e, karşı çıktı hocalardan efendim e, sendikalar e, karşı çıktılar ve bugüne kadar kaldı depremi çok yakından efendim gördüler hissettiler e, ve inandılar zaten inanmışlardı şimdi e, artık o gün geldi binada hızlı bir şekilde binalar yapıldı şimdi teslim edilecek. Sağlıklı binalarda İstanbul Tıp Fakültesi üretim üyeleri ve buraya giden hastalar muayene olacak, ameliyat olacak. E, buralarda kalacaklar. Bence çok güzel. Yani daha tam bitmemiş ama ne olduğu belli. Ortada yani Aynen. bina çok modern, çok güzel, çok hoş. Şimdi bunu istemeyip de e, işte 50-60 sene önce yapılmış, sağlıksız. Ee, mesela tıp fakültesinin o, o bir, bir, bir bölümüne ben bir ara gittim, hepsine değil de birisinde de bir ziyarete gittim. Çatlaklar, patlaklar, e, efendim bakımsızlık böyle. Hakikaten insan utanıyordu. Şimdi o hastaneden, e, o birimlerden böyle modern bir hastane çıkarmak hakikaten çok güzel. Hem aynı zamanda aynı mekanlarda, aynı yerde, aynı coğrafyada güzel, hayırlı uğurlu olsun efendim. İstanbul Tıp Fakültemize, İstanbul Üniversitemize, hocalarımıza hayırlı olsun. Niye karşı çıktılar? Dediğim gibi biraz ideolojik bir tavır aldılar. Ama ne gerek vardı? İşte ne güzel şimdi bu binalarda çalışmak muhtemel bir deprem biliyorsunuz düşünülüyor. Marmara'da İstanbul depremi. Şimdi böyle inşallah daha sağlam. Radya temeller bol miktarda çelik kullanıldı. Ondan sonra kullanılan o beton çimento çok sağlam, güzel, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet. Evet, dünya çapında kutlanıyor bugün göçmen kuşların günü. Tabiatın ayrılmaz bir parçası ve adeta süsü olan kuşların zorlu göç yolculuklarına dikkati çekmek, karşılaştıkları tehditlere karşı hassasiyeti arttırmak ve kuş türlerini tanımak için 2006 yılından bu yana her yıl 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü olarak kutlanıyor. On binlerce kuşun üreme ve kışlama alanları arasında uzun göç yolculukları ilkbahar ve sonbahar aylarında gerçekleşiyor. Türkiye üzerinden geçen göçmen kuşlar zorlu yolculukları sırasında güç toplamak için bazen İstanbul'un kuzey ormanlarında, bazen Kayseri'nin sazlıklarında, bazen de Anadolu'daki sulak alanlarda dinleniyor. Evet, yine ecdadımıza bakacağız. Biliyorsunuz çok önemli bir vakıf kurmuşlar. Osmanlı'da o vakıf da efendim kuşların yaralı kuşların gidemeyen ya da mesela ayağı kırılan kuşların hatta kanatlarında bir arıza olan uçuyor çünkü hayvan evet. bir şekilde dağa taşa uduna ağaca çarpıyor. Bu kuşları tedavi etmek, tekrar sağlıklarına kavuşmaları ve uçmaları için bir vakıf var yani. Hı hı, Osmanlı hı. medeniyetinde, bizim medeniyetimizde bizim kültürümüzde. Bu çok güzel, bu beni çok sevindirdi. Yani tekrar kanatlarını efendim tamir etmişler, ayaklarını tamir etmişler, kuşlar yeniden sağlıklı bir şekilde uçmuşlar. Bence bugünü bizim daha duyarlı bir şekilde algılamamız, anlamamız ve kutlamamız lazım. Hatta böyle bir vakıfta kurmak lazım. Niye kurmamalı? Niye kurmuyoruz ki? Niye geç kaldık mı? Var mı? Bilemiyorum ama Dernek bağlamında sanıyorum var. Kuşları, hayvanları düşünmeden onların efendim bu ekosistem içerisinde bizim gibi yaşama hakkı var. Bunu gözünde bulundurarak tabii öyle bir vakıf kurulmuş. Kuş kanadını tamir etme vakfı. Hep öyle geçer böyle ya da kuşların tabii bu şeylerinden dolayı, yararlamalarından dolayı efendim kuşları almışlar bunları eski sağlıklarına kavuşturmuşlar. Bunun için de bir vakıf kurmuşlar, bir havuz kurmuşlar, bir para ortaya koymuşlar. Bunlar önemli efendim. Şimdi de evlatları yani ecdadımızın evlatları bu konuda ne kadar övünürlerse övünsünler. Tabii ki dünya göçmen koşlarını en iyi bir şekilde bizim efendim şey yapmamız lazım, dillendirmemiz lazım. Evet. Peki devam edelim haberlerimize. Binlerce dolarlık göktaşı buldular. Bilimsel olarak tescil edildi. Göktaşlarını bankada muhafaza eden iki arkadaş bilim insanları müzeler ya da koleksiyonerler vasıtasıyla bunları paraya tahvil etmeyi planlıyor. Hmm. Yani Bilimsel bunlar... olarak tescil edilmiş. Evet Kırklareli'de kırsal alanda e, tabiat yürüyüşüne çıkan iki vatandaş e, yürürken göktaşına benzer iki, bir taş fark etmiş. Hımm. Onları bulmuşlar. Sonra diyorlar ki şöyle röportajları var. Taşlar doğada bulunan diğer taşlara göre çok ağırdı ve ele alındığında karbon bırakıyordu. Daha sonra bunları mıknatısla test ettik. Bazılarının mıknatısta çok duyarlı, bazılarının ise az duya, duyarlı ve bazılarının da tamamen duyarsız olduğunu gözlemledik. Hmm. Bulduğumuz taşların hepsi yanlış ve toprağa saplanmış haldeydi. Üzerine ışık tuttuğumuzda parlıyorlardı. Taşları dünya çapında kabul görmüş ve verilerine en çok itibar edilen merkezlerden Kanada'daki ALS laboratuvarına gönderdiklerini ve iki hafta önce raporların kendine ulaştığını belirten kavrak iki taşımızın içinde totalde 45 element olduğu tespit edildi. Yani. Bazıları tabiatta bulunmayan, bazıları çok nadir bulunan çok değerli elementler. Evet, enteresan değil mi? Çok enteresan. Başımıza taş yağmış, ha. farkında değilmişiz. <laughs> Fakat iyi fark etmişler. Yani ağırlığından o sınama ile yola çıkarak diğer taşlardan farklı olduklarını hele hele o nasıl yere gelip saplandıklarını falan tarif ederken hı hı. insan düşünüyor yani evet. sizin kafanıza düşerse Böyle bir ne yapacaksınız bir taş. tabii kafama taş düştü falan. Ee, bazen diyoruz da toplumda hani e, e, İhsan e, bizim kameraman arkadaşımız. E İhsan kadar kafanıza taş düşsün. <laughs> İhsanı çok eleştiren, sevmeyen ya da öteleyen İnsanlara ee, şey, insanlara öyle deriz kardeşim ne istiyorsunuz İhsan kadar ha. kafanıza taş düşsün. Burada gerçek olmuş efendim. Bu kırşehir mi? Nerede evet, bu? Evet. Ya kırşehirde gök taşı. Ciddi bir şekilde kırklar de var. Eli, kırklar, kırklar eli, kırklar eli. Bunları almışlar, teçhil etmişler. Şimdi 45 e, element var vallahi. Ya öyle hepsini. düşecekse öyle düşsün Ata tabii binlerce <laughs> dolar yapıyor bu. Karşılıklarını evet. da bile hesaplamışlar satışa çıkaracaklar zaten. E gramı 100 dolar civarında satılıyormuş yani gramı. Gramı değil mi? Yani düşünün. valla iyi para. Hayırlı olsun. Yani bazen taştan da, topraktan da hani İstanbul'a ne demişler? Taşı toprağı altın. Ha altın demişler. <gülüyor> <gülüyor> Bu da böyle bir şey. Bazen taş olarak sizi buluyor. Zenginlik bazen altın, bazen farklı bir şey, bir hazine buluyorsunuz. Onun gibi bir şey. Yani bu önemli bir zenginlik işte. Taş. Evet, taş. Önlerine çıkarmış. Nasipleri varmış efendim. Yeni zenginler, dolar zenginlerini karşımızda bulacağız efendim. Evet. Peki devam edelim. Buyurun. Mayıs'ta insan boyunu aşan kar. Hakkari'de Şemdinli ilçesinin tekerli bölgesinin yüksek kesimlerinde Mayıs ayı gelmesine rağmen karla mücadele çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliğine bağlı ekipler İş makinalarıyla insan boyunu geçen karlar arasında yol açma çalışmaları yapıyor. Zorlu şartlar altında çalışan ekipler kepçeyle açamadıkları yolda kar savurma makinelerini kullanıyor. Ekiplerin açtığı yollar tünelleri andırdı. Çalışmaların bir süre daha devam edeceği bildirildi. Hmm. Mayıs'a geldik ama biz de daha bahar yaşayabiliyor muyuz? Bugün yine hmm. hava çok ben üşüdüm. Montla üşüdüm soğuktu. bugün. Bugün soğuktu. Soğuktu buralara bir de tabi e, Nisan aylarında hatta Mayıs ayında bile kar yağdı. Evet. Kolay değil buralar e, yayla memleketler, Anadolu'nun yayla me memleketleri yüksek rakımda e, efendim e, illerimiz, ilçelerimiz, vallahi şakır şakır e, kar yağıyor. E, yeni yeni de e, yollar açılıyor. Ciddi kar varmış. Şimdi bu mevsimde kar varsa oralara ne zaman bahar gelecek? Yani değil şey mi? Haziran ayında. Haziran'da. Ancak Haziran'da. Ama bu kar biter mi bu yaz? Belki zaman zaman da bitmiyor biliyor musunuz bu Yüksek bölgelerde? Yüksek kesimler için ama Yüksek bu değil mi? Yüksek kesimlerde kalıyor ve şeyle buluşuyor. Yani yeni kışla yeni karla bulaşıyorlar. Vay be. Şimdi bu karın çok da güzel bir tarafı var. Şimdi o kadar güzel ki böyle kıtır kıtır. Ama kurtlanmamış kesimden alacaksınız. <laughs> Kırkıtır derken değil. Bir... Tabii çok güzel böyle. tabii. Hani buncuk, çocuklar buncuk. bazen ilk düşen karı yemek isterler. Ha, öyle değil. Ha, ha öyle değil. O <laughs> ayrı bir şey. <laughs> o ayrı. Ee, tabii bu öyle güzel falan buncuk buncuk olur. Ufak ufak. Bunu güzel bir tasa koyacaksınız. Onun üzerinde bol miktarda şöyle bir şey. Ee, şerbet o da ne olsun? Hı. Pekmez olsun efendim. Hı. Pekmez katacaksınız. Alın size mükemmel bir dondurma. Allah. Tadına duyum olmaz efendim. Ben bunları denedim, sınadım. Kalorisiz, Tecrüb şekersiz. <laughs> pekmez, <laughs> pekmez ee, be, özellikle tabi, pekmez siyah üzüm ya da e, kara e, dut pekmezini tavsiye ediyorum evet, tabi evet. bunlardan alsın da göğüs de açar yani evet peki devam edelim Böyle. Şarkışlı'nın ressam ayakkabı boyacısı Sivas'ın Sarkışlı ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan Murat Ünser resim kabiliyetiyle şaşırtıyor. Ayakkabı boyacılığıyla geçimini sağladığını resmi ise hobisi olduğu için yaptığını söyleyen Ünser. Resim yapmak için yerim ve zamanım yok bu yüzden resimlerimi yaklaşık 20 dakika gibi bir sürede tamamlıyorum dedi. Enteresan şimdi... bir taraftan güzel tablolar yapıyor bir taraftan da ayakkabı Ayakkabı, Ay ayakkabı boyuyor. Tabii şimdi ayakkabıdan tuale yani bir evet, ayakkabıyı evet. boyuyor. Öbür tarafta da tuvaleti öyle boyuyor. Yani 20 dakikayı bulmaz diyor. Ben hemen yapar atarım buraya. Abi çünkü, vaktim diyor. yok diyor. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bakın e, şeye, kunduraya, ayakkabıya e, boya sürüyor elindeki süngerle. Biraz sonra fırça çekecek, fırça atacak. Şimdi adam bu işi yaparken lan demiş ben bu işi yapıyorum. Hı. Ayakkabı boyuyorum. Neden tuval yapmayayım falan? Tuvalde tuvalde boyamaya boyamaya başlamış. Orada da efendim müthiş manzaralar çizmeye başlamış. <laughs> Ama 20 dakika içerisinde demek ki TRT'de çok geçmişte öyle bir ressam vardı. Hmm. Değil mi? Hatırlıyorsunuz. Yani bazen acaba ne yaptı diye beklerdiniz. Her safhası, her bölümü bir ortaya çıktıkça, "Aa adam daha yapıyor." Efendime söyleyeyim şey yapıyor, ağaç yapıyor, neyse falan bir şeyler yapıyor. Fakat çok güzel ama böyle hızlı bir şekilde yapardı o. E biraz da dinlenirdi insan onu seyrederken, gözlerken. Ama enteresan bir şey yani adamın mesleği boya, ayakkabı boyacılığından tuvale geçmiş. Helal olsun, tebrik ediyoruz. Bir de hızlı yapması var. Bak şimdi vay 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 neler yapmış. Tablolarını da sergiliyor herhalde. Yani almak isteyen varsa. Ne çok güzel. Tabii enteresan bir şey. İlginç. İlginç. Ya. Peki devam edelim. Buyurun. Biga'nın lotusuna dokunan yanıyor. Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü'nde koruma altındaki Nilüfer çiçeklerini koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten 244 bin lira ceza kesiliyor. Lotus çiçeği olarak adlandırılan ve sapları bir metreyi bulan nilüfer çiçekleri suyun dibindeki çamurda kökleniyor. Yeşil yaprakların içinden güneşle buluşuyor. Nilüfer çiçeklerinin tohumunun Amazon ormanlarından göçmen kuşlar aracılığıyla taşındığı ve bu sayede oluştuğu düşünülüyor. Geceleri kapanıp suyun altına giren nilüferler güneşin doğuşuyla birlikte yeniden yüzeye çıkıyor. Mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüfer çiçekleri Kasım ayının son günlerine kadar ziyaretçilere Görsel şölen sunuyor. 144 bin lira cezası koparanlara. Tabii çünkü bunları da kopardılar. Neredeyse neredeyse kökünü kurutacaklarmış. Şu güzellere bakın ya. Şu te, hakikaten müthiş güzel. Şimdi ne yaptılar? Sonunda buna bir ceza getirdiler. Gölün yüzeyinde kaplamış yalnız. Bu evet, şimdi kış şey bir gecede demek ki dibe çöküyor, gündüz çıkıyor. Evet. Güneşe çıkıyor. Çok güzel. Karanlıktan gerçekten. da suya. Vay be. Suyun üstünde. Fakat ne kadar güzel değil mi? Yani insanların dikkatini çekiyor. Siz tutun bunların kökünü kazıyın, yani. kopartın. 240 bin lira. 242 Göçmen bin lira. getirdiğine hani inanılan bir insan değil mi o da? O da şu şey mantıklı. Evet. 242 bin lira para. 44. 44 bin lira para veriyorlar. Yani bunu koparan, kökünü korutana böyle bir ceza. Hadi bakalım. Yani adamın cebine zaten dokundunuz mu böyle bir şey yapmaz. Cep çok önemli. Evet. Peki devam edelim. Buyurun. Kendi sürdüğü aracın altında kalıp cam verdi. İstanbul Kağıthane ilçesi Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi'nde akıl almaz bir kaza gerçekleşti. Caddede otomobil otomobiliyle ilerleyen Cemil Ünal önüne aniden yaya çıkınca direksiyonu kırdı. Araç aşırı süratli olduğu için kontrolden çıktı. Direklere çarpıp devrilen otomobil birkaç defa kendi etrafında döndü. Bu esnada dam, camdan dışarı fırlayan sürücü kendi aracın altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arka koltukta oturan arkadaşları Yasin E ile Beraye ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yasin E'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Hani kemer? Ve aşırı hız. Evet, Aşırı Ve hız kemer, çok önemli. Tabii. tabii. Nerede kemer? O kemer niye var araçta? Bağlamıyor. Nasılsa şehir içindeyiz ya da ne bileyim falan. Takmadım abi. O kemeri takmasanız camdan fırlarsınız. Camdan çıkmış. Kemer takmadığı için araba sürdüğü, çok kullandığı kötü, arabanın çok kötü tekerleri kaza. altına e, cam vermiş. Buyurun. Nasıl geliyor? Biz dün e, mesela e, yani kuvvetle muhtemel eğer bu kemeri takmış olsalardı Öyle bir şey olmazdı camdan fırlamazdı kemer takmamış. Hem kemer Tabii. çok etkin bir de birazcık daha düşük hızda olsaydı durabilirdi de. Tabii. Hani yaya önüne çıktığı zaman bir fren yapar <laughs> en fazla sarsıntı işte ama. Bizim e, pazartesi Hakikaten günü bir şey. grubumuz var Aha. okumalar günü diye. E, kitap okuyoruz e, millet okuyor dinliyoruz. <laughs> Bazıları sorular da soruyor anlaşılması için tekrar okunuyor. Gerçi çok açık. Ee, ilkokul seviyesinde bir insan o kitapları dinlerse anlar. Biz e, bitirdik tabii. O 22 saat 22 geçiyor, geçiyordu. Hatta 30'du. Ee, şu şey ekspres basın ekspres yolunda bir kaza olmuş. Evet Böyle iki tane otu. Bir çarpışmışlar. Tabii yaralıları götürmüşler. Ortalık kan revan. Ne oldu? Ne bitti bilmiyorum. Belki 10-15 tane görevli ...çekiciler falan... ...yani o saatte niye bu kadar hızlı gidilir... ...yol boştu... ...ne gerek, boştu. Var. Ne ne gerek, gerek var. var... ...niye böyle hızlı gidersiniz... Ne gerek var. E, ...çünkü trafik kazaları biliyorsunuz... ...anlık şeyler... Anlık. Evet. ...saniyelik anlık bazen bir dalgınlık... ...ya da ters bir hareketiniz... E, ...çok enteresan feci bir kazaya... ...sevbiyet verebiliyorsunuz... Olabilir, evet. ...onun için direksiyon hakimiyetini kaybetmemek... E, ...dikkatli olmak... ...yol boş ise bile... ...aman aman evet. öyle basıp gitmemek lazım... İşte netice bu. Valla kurallara uymuyorsunuz, kemer de takmıyorsunuz. Allah gani gani rahmet amin, etsin. Amin. Ecelleri böyle gelmiştir. Dikkatsizlik yani. Dikkat Tabii, evet. evet Evet, devam edelim sıradaki haberimiz. iki restoranın sahibi insan kaçakçısı çıktı. İstanbul'dan Romanya'ya gitmek üzere kaçak göçmenler Arnavutköy Karaburun açıklarında botları batmak üzereyken sah sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler karada teknede yüzlerce kişi bekleyen yüzlerce kişi olduğunu öğrendi. Yakalanan 583 göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaçak yolculuğu organize eden çete ise 10 aylık takip sonucu çökertildi. Gözaltına alınan 15 kişiden 11'i tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki tane ahçı, iki tane lokantacı. Ne işiniz var baba ya? Yemeğinizi yapsanız da yani o kadar müşteri var ki mesela yiyecek çok önemli lokantalar, çay ocakları ondan sonra şeyler fast foodlar falan bakıyorsunuz bazı yerlerde ciddi koyruklar var. Çok güzel para kazanılır demek ki çok kısa sürede ciddi bir şekilde ki çok kötü bir ticaret bu kaçakçılık, hı hı. insan kaçakçılığı. Göçmenleri bir yerden alıyorsunuz bir yere götürüyorsunuz burada... E, parayı valeyi vuruyorsunuz e, ciddi paralar da alıyorlar e, şimdi ne oldu yani e, restoranlar şey kaldı öksüz kaldı babasız kaldı bu esnaf e, şimdi cezaevinde e, cezasını çekecek evet. İşte benim aklım ve hafızamın e, hafızamın almadığı e, bir şey var yani insanların meslekleri var ticarette uğraşıyorlar güzel güzel paralar kazanıyorlar. Hele yeme içme diyorlar yani ya, bu devirde güzel bir yerde iyi bir aşçınız da varsa çok güzel para kazanıyorsunuz. Çünkü insanlar oradan imtina etmiyor, oradan kesmiyor. Mutlaka yemek yiyecek, çay içecek, kahve içecek. Böyle de güzel mesleklerimiz var ama köşe dönmekte. köşe dönmece diyoruz. Bir an önce köşeye dönelim çok para kazanalım değil mi? İşte hırs, ihtiras sonra da ne? Cezaevi efendim. Değer mi yani? bir sene iki sene üç sene beş sene bilemiyorum yani yıllar içeride geçecek efendim İnsan kaçakçılığı yapmışsınız en kötü ticarettir bu insan kaçakçılığı buyurun efendim evet devam edelim haberlerimizle yurt dışı oyları Türkiye'ye geliyor Hı. Avrupa'da Türkiye'deki seçimler için sandık kurulan birçok noktada oy kullanma işlemleri tamamlandı Polonya İs İsviçre İsveç Bulgaristan İtalya Malta İspanya Portekiz Yun Yunanistan Çekya Slovakya ve Macaristan'da Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy verme işleminin sona ermesiyle sandıklar kapandı. Yaklaşık 1 milyon 750 bin Türk vatandaşının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderilmeye başlandı. Benim bir arkadaşım da Mal Malta'da, hmm. o da dün paylaşım yapmış, oyumuzu kullandık diye vatandaşlık evet. görevini Kesinlikle. yapmışlar. Evet. Şimdi. Aslında bu seçim tabii bizde oluyor, Türkiye'de oluyor ama bazı Avrupa ülkeleri biraz mızıkçılık yaptılar. Vatandaşlarımıza sahip çıkmadılar orada. Hatta mesela Almanya'da bu örnekleri var. Yani 16 merkezde sandık var. İnsanlar kilometrelerce gelmişler. Orada oylarını kullanmışlar efendim. Ondan sonra ne yapmışlar? Dönüp gitmişler. Fakat bu sene tabii gurbetçimizde ciddi bir heyecan var. Evet. 1 milyon 750 bin oy kullanmışlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bir açılsın bakalım ne olacak tabii seçim günü onları da göreceğiz. Gurbetçilerimiz evet. hangi yönde nasıl bir şey kanaat şey yaptı, ortaya koydu. Fakat hakikaten Almanya en çok gurbetçimiz tabii Avrupa'da Almanya'da yaşıyor. Almanya ekonomisine büyük katkıları var. Ama işte böyle bir seçim günü ayda yılda bir şey olur. Vatandaşlarımızı küstürüyorlar. Hı hı. E, tabii şimdi 16 merkezde, 13 merkezde efendim bir sandık kurduk falan demek. Ne demek burada büyük elçi söylüyor ya olur mu yani Almanya'nın her tarafında var? E, yani insanlarımız ne olacak? Bir sandık kuracaksınız, vatandaş gelip oy kullanacak. Buyunuz efendim. Evet. Vay peki. be. İktidarı belirleyecek oylar geldi evet, efendim. Yurt dışında. Başında da kaç kişi var ya. Anam. Bunlar çok önemli tabii. Bu işe, bu olaya verilen emniyeti gösteriyor, ehemmiyeti gösteriyor. Bunlar gelecek, ve burada sayılacak. Pazar günü bunlar da belli olacak. Evet, heyecanla hayırlısı. bekliyoruz. Pazar günü, evet. Çok güzel, sarma. Hepimiz yoğun, hepimiz yoğun bir gün. Kaçmasın diye iplerle neredeyse bağlamışlar. <laughs> Görüyor musunuz? Yani şeyi de bağlamışlar, aynı zamanda torbayı evet. çuvala da bağlamışlar böyle sıkı sıkı. Sanki ayaklanıp kaçacaklar diye. <laughs> çok güzel. Evet. evet yani şey böyle bir şey görüyorsunuz değil mi? Çuval bu yani. Evet. Tabi nizami bir şekilde arabanın arkasına atıldı. Şimdi götürecek Tabii gideceği yere teslim edilecek. Bekliyor başındaki insanlar görevlerini yerine getiriyor. Ama bu bağlamalara bakın çok enteresan değil mi? Dikkatinizi çekiyor mu? Evet, evet. Niye öyle bağladılar bilmiyorum. Yani... Kimse ulaşamasın. Yani... Arada bir şey olur bir merak ederler falan. <laughs> bir bakalım ne var diye. Evet. evet peki şimdi. hayırlı uğurlu olsun inşallah. Pazar günü Amin. hepimiz sandık evet, başına bugün gideceğiz. Bugün salı mı? Evet bugün salı... salı bugün. Bir şey kalmadı yani. yani Aynen çarşamba. öyle. Beş gün sonra sandık başındayız inşallah. Evet inşallah. Evet TCG TCG Anadolu'yu 71 bin İzmirli gezdi. Hmm. İzmir Alsancak Limanı'na demir atan TCG Anadolu gemisini ziyaret eden... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gemiyi İzmir'de 71 bin kişinin ziyaret ettiğini söyleyerek şehirde milli gururun sevinci ve heyecanı olduğunu açıkladı. TCG Buyurun. Anadolu İstanbul'da da 140 binin üzerinde ziyaretçi almıştı. İzmir'de de şu Değil anda 71 bin gezmiş oldu İzmirli. Eskiden ben hatırlıyorum yani hayal mayal bu şey geliyor 6. filo İstanbul'a geliyor. Bizim o solcu çocuklar 6. filo defol karşı çıkıyorlar. Hatta bazı Amerikan askerlerinden kolunu tutup efendim şeye denize boğaza atıyorlar. Yani o tabii bir şey olmuyor da. E ama şey var şimdi burada da <laughs> bizim gemimiz. Yani burada Sarayburnu'da bekledi İstanbul'lar ziyaret etti. Şimdi İzmir'imize gitti. O Yunan adalarının efendim. Özünde bizim olan, bize daha yakın olan o Yunan adaları arasından geçti. Yunanistan yakinen takip etti. Medya yazdığı için söylüyorum. Bakın teyzeler merak etmiş gelmişler, heyecanlanmışlar. Bizim gemi bu. Evet, evet İzmir'de büyük de. Bir gurur kaynağı ama, değil tabii mi? Tabii gurur kaynağı Alsancağ'a da yakışmış yani güzel böyle. Buyurun efendim. Evet haberlerimizle devam ediyoruz. Oltasını alan Boğaz'a koştu. İstanbul Boğazı'nda istavrit akını yaşanıyor. Hafta sonu oltaları ile köprü ve boğazda sahillere koşan vatandaşlar evlerine kova kova balık taşıdı. İstavrit bolluğu sevindirdi. Değil mi? Yani hayırlı olsun efendim İstavrit ve afiyet olsun. 80-100 lira kilo fiyatı ile alıcı bulmuş. Değil mi? Evet. Yani öyle ucuz da değil. İstavrite bakın Ama yani istavriti 80 de lira. Ama siz sever misiniz? E, tabii yeniliyor. Tavası çok güzel olur. Evet, Size tabii, söyleyeyim tavsiye edeyim. Yani kesinlikle. başka bir şey yapmayın. Tavası çok güzel oluyor. Oltasını da alan gitmiş vallahi. Demek ki şey bakraç bakraç derler Anadolu'da. Hmm. Kova kova diyoruz kova ya. Kova evet. kova almış götürmüşler. Ama buna eskiden kocaklı. bakraçlar vardı. Bakraç derdi tabii değil mi o Ama şeyler. Ama ne yapılır su falan olurdu bakraçta yemek tabii. falan olmazdı değil mi? Yemek su olmaz. Sıvı, sıvı. Sıvı tabii su taşınırdı onlardan. Şimdi eskiden her evde her apartmanda hele hele taşrada olmazdı. Onlarla su taşırlardı. Evet. Yani herkes barkacını götürür ya orada bir çeşme vardır köyde o çeşmede doldurur getir ya da bir bulak vardır bir yerlerde falan alır getirir eve koyar boşaldıkça gider alır getirir böyleydi oradan bakraş kalmış ben onları biliyorum evet. fakat şimdi her yerde musluk var Tabii. şakır şakır <laughs> Tabii öyle bir, bir şey vardı film yapmışlar adam 20 yıl komada kalıyor hı hı. Ee, evine gidiyor evine gitmeden önce diyor ki ya şimdi hastane ücretini ne yapacağız nasıl ödeyeceğiz falan baba demiş çocuğu diyor ki baba artık o yok diyor. Ha. Yani biz sen şeyde komada kaldın. Ee, yani sen eski bir işçisin, emekli bir insansın. Dolayısıyla o zaten ödeniyor bir para falan söz konusu değil. Eve gidiyor o akşam. Akşam tamam erkenden kalkıyor. Elinde bidonlarla bir yolun kenarında bekliyor. Çocukları bir bakıyorlar. Sabah çok erken saatlerde baba yok. Ev evet. ayağa kalkıyor. Baba gitti. Falan bir bakıyorlar dışarı çıkıyorlar bakıyorlar ki orada iki üç tane bidon var önünde adam bekliyor. Hayırdır baba diyorlar Hı. ne bu falan oğlum diyorlar tanker gelecek zaten az su getiriyorlar bitmesin diye bir evin suyunu bugün de ben alayım Hı. ya baba yok çeşme akıyor demişler diyor falan da içerden musluk var mı yıl, 20 yıl olmayınca tabi geçmişte tabi bu manzaralar vardı yaşandı, evet, evet yaşandı tabi evet. Evet devam edelim efendim. 11 Mayıs'ta ziyarete açılacak olan Kız Kulesi drone ile havadan görüntülendi. Evet 2 yılın ardından artık 11 Mayıs'ta ziyarete açılacak Kız evet, Kulesi. Evet. Şimdi lütfen eee Özgün halinde poştu. Ha o görsel bunu. var mı? Depreme karşı da tüm önlemler Tabii. alındı bunu da. Artık gidelim. Isterim. Ya çok Hakikaten. yani çok sade olmuş. Değil mi yani? Baksana o şeyi evet. etraflık çok güzel. Mesela gideceksin buralarda oturacak şöyle. Bir, bir kahve içeceksiniz, çay içeceksiniz. Aa, evet o kırmızı bandajlı şey ne acaba ya? Ha gemiler hmm. için bir uyarı şeyi olabilir tabii. Yani oradan gemiler gelip geçiyor. Aa valla çok güzel yapmışlar. Evet. Gerçekten yani bir gidip görmek geçti, lazım? Ben eski mi? halini biliyorum. <laughs> Restoran, kafelerin olduğu <laughs> dönemi ama yani çok eskiden gittim. Şimdi bu haliyle nasıl oldu acaba? İki yıl dır tamamlanmayı bekleyen Kız Kulesi çok Bir an çok merak önce ediyorum. gidelim ya, evet. gitmek lazım. Şu bahar havasında güzel bir havada çay içmek lazım. Evet, bakın o gidenler var zaten. Evet, tabi olmaz. Şimdi hakikaten bakalım. ziyaretçi akınla uğra. Hmm. Sürekli çünkü e, Salacak'tan oraya te, şeyler var. küçük tekneler gidiyor, değil mi? Tabii. Salacak'tan geçiyorsunuz. Çok güzel, çok keyifli bir deniz havası. İstanbullular, bence bir an önce gidip görün derim. <laughs> evet. Peki efendim. Evet şimdi efendim bir sağlık haberimiz var uzmanından uyarımız var. Az çiğneyen çok kilo alıyor. Uzmanlar iyi bir sindirim iyi çiğnemenin mecburi olduğunu söylüyor. Çene sorunları olan kişiler lokmaları isteseler de iyi çiğnemeden yutmak zorunda kaldığı için bu problem uzun vadede kilo sorunlarına yol açabiliyor. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi diş hekimi Doktor Melih Şengül çiğneme sorunu, sorunu olan kişiler bir şeyi ısırırken yerken ve öğütürken dengeli bir şekilde çiğneyemez. Bu gıdaların yeterince çiğnenmeden, küçültülmeden mideye gönderilmesine yol açar. Sindirim ağız içinde başlar. Eğer yemeği ağız içinde yeterince tutmadan hemen yutuyorsanız sindirim sistemi sorunları ve kilo problemleri baş gösterebilir dedi. Evet, e, mutlaka çiğnemek, bayağı bir çiğnemek gerekiyor ve yavaş yemek gerekiyor. Ben bunu söylüyorum ama hiç yapamadığım bir şey. Çok kötü. Ne yazık ki ama bunu düzeltmem gerekiyor. Şimdi Çünkü şöyle. hep bir şeye yetişmek, çekime yetişmek, bir yere yetişmek, programı hani hep hızlı hızlı yiyelim, bitsin işe dönelim Hı -hı. mantığıyla yıllardan beri o kadar alışmışım ki hızlı yemeye. Ama evet. yanlış, çok yanlış. Yani zamanı güzel ayarlarsanız buna vakit bulursunuz. Şimdi çok insanımız var. Mesela soruyorsunuz abi ne yiyorsunuz, ne yaptın? Vallahi karnımı doyurmak gibi bir niyetim var. Sadece duymak adına yiyorum, içiyorum diyor. Öyle bir şey yok efendim. Sağlıklı olsun, yiyeyim, içeyim falan yavaş olsun diye yok. Ama bizimki bizim kültürümüzde de yemeğe oturacaksınız. Efendime söyleyeyim yavaş yavaş efendim çiğneyerek tabii yavaş çiğneyerek yutacaksınız. Hı hı. Ve duymadan da kalkacaksınız. Öyle tıka basa evet. falan değil o. Bir, bir nefes alacak en şekilde. En sağlıklısı da o değil mi? Zaten Tabii. kendinizi hafif hissediyorsunuz. hani ha. Doymakla doymamak arası. Hani yesem evet. yerim Tabii ama, ama hayır. bir 20 dakika sonra daha doyduğumu hissedeceğim evet. mantığı en Tabii. sağlıklısı. En sağlıklısı bu. Onun için tıka basa yememek lazım. Ee, bu çok önemli. Ee, bundan sonra ne olur efendim? Böyle yiyenler fazla kilo almaz. Evet Ama yuvarlayanlar, hızlı hızlı yiyen. bir şekilde Hemen yutan. yiyenler. Tabii ondan Çiğnemeden. sonra tabii midenin bir harbi başlıyor efendim. Değmeyin gitsin içeride o organlar nasıl bir harp ediyor biliyor musunuz? O ekmeği, o çiğnenmeden yudu verdiğiniz, yuttuğunuz yemeği efendim hazmedeceğim diye mide ne çileler çekiyor, ne harpler veriyor, ne savaşlar veriyor. Vallahi evet. öyle. Bunların birçoğu da zaten küspe oluyor. Onun için çok fazla öyle tıka basa yemeyeceğiz. Kaliteli yemeye çalışacağız sofra önünüze geldiği zaman mutlaka işte önüme geldi efendim yemek zorundayım. A yemek küser aman efendim şöyle böyle dememek lazım. Hmm. Bu, bu öyle bir şey yok. Yani karnım tok çok teşekkür ederim y yemesem olur mu dediğinizde kimse ısrar etmez efendim. E ama, biraz Türklerde var o ısrar etme Ama işte olayım. olmamak Allah lazım. Allah aşkına ye ne İ olur ye. İbrahim Bey çok ısrar ediyor mesela İbrahim Bey <laughs> dostumuz o çok ısrar ediyor. Ne olur yiyin falan e, o ısrara gerek yok e, çiğneyerek yavaş yavaş yiyeceksiniz ve doymadan kalkacaksınız efendim. Evet efendim şimdi reklamlara gireceğiz. Reklamlar Reklamların ardından yine sağlık haberlerimiz, hayata dair haberlerimiz olacak. Lütfen bir yere ayrılmayın reklamlar. Evet efendim reklamların ardından burada her şey var. Tüm hızıyla devam ediyor. Evet Atabeyciğim reklamların evet. ardından birlikteyiz. Bugün Tekrar. nasıl buldunuz seçkileri hayata dair? Valla çok güzel. Tabi başta gündem de vardı ama ikinci bölüm genelde istiyorum ki Hepsin, doktorlar, uzmanlar tabii. hani güzel bilgiler hepsinden olsun. Hepsinden bir şey öğrendik değil mi? Hı. Hep beraber bir şey öğreniyoruz. Değil mi? Devam, devam, edelim, devam edelim, edelim bence Peki. sıradaki haberle. Devam, devam edelim tabii. bir taraftan da saçımı kulaklığım. Evet. Düzelttim, tabii. tamam. Evet. Evet, bu belirtiler varsa dikkat. Çileğe karşı alerjiniz olabilir. Uzmanlar yaz aylarının en sevilen meyvelerinden çileğe karşı uyarıyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Aykut Aykut Aldemir yaygın olarak görülen besin alerjilerinden birinin de çilek alerjisi olduğunu belirterek antioksidan ve C vitamini açısından zengin olan çileğin alerjiye yatkın ve hassas bünyelerde çeşitli reaksiyonlara sebep olabildiğini söyledi. Evet nadir görülen belirtiler şöyleymiş. Derinin belirli yerlerinde kızarıklık veya kaşıntı, deride döküntü ve egzama, gözlerde kaşınma yanma hissi, gözlerde sulanma, genizde kaşıntı ağrı hissi olabilir. Tabi bunlar çok nadir görülür ama dikkat etmesi Tam gerekiyor. Tam mevsimidir. Bunları gördüğünüzde alerjiniz var yemeyin. Ben Demektir. karpuz alerjisi olanları da biliyorum. Gerçekten mi? Hiç duymadım. Yani çileği duydum. Yani çileği, karpuzu yiyip de böyle neredeyse hastanelik olan Efendim insanları da biliyorum. Yani yiyeceksiniz. İyi gelmiyorsa bir daha yemeyin efendim. Zaten evet. bazı bünyeler hemen dışa vurumu bellidir o. Dediğiniz gibi böyle kızarıklıklar vesaire falan olur. E mesela midesi rahatsız olanlar. E yani yaş bütün doktorlar söylüyor bu artık bir genel kültür. Hı hı. Yaş sebze ve meyve yemeyeceksiniz evet. ya. İnatla yerseniz midenize graflar girer baba. Ağrılar girer atlatamazsınız çok kötü. Peki ne yapacağız? E bu nimetlerin yerine geçecek farklı türevleri efendim keşfedeceksiniz ya da doktorlarınıza soracaksınız. Aksi takdirde inatla ben karpuz yiyeceğim diye komaya mı girmek istiyorsunuz? Çilek de yani hepimiz çok seviyoruz. Tam da mevsimidir. Çok güzel böyle. Evet. E, yiyeceksiniz ama bazı insanlara dokunuyor dokunuyorsa onu yiyemeyecekler. Yani boğazına ya da eskilerin tabiriyle çok severim. Efendim Nefsinize şey yapın, Mugayyet olun. Nefis. Ya nefis istiyor. E ona şey yapacaksınız tabi. Ama <laughs> e tabii Ona dikkat edeceksiniz. Dikkat etmeniz çarık... mi bilmiyorum. Çileklerin Hayır. o benim çocukluğumdaki kokusu tadı kalmadı. Kalmadı. E çünkü artık o topraklar da yok, o tohumlar da yok. Çok da kum var. Yani onu aslında toprakta, şeyde falan yapısında. Onu önce şöyle bir suya koyacaksınız şey olacak sirke sirke. Sirke bırakıyor o tozu toprağı üzerinde. Tabii tabii ben öyle yapıyorum. Bayağı evet. bir bekletiyorum ha. sirkeli suda ondan, ondan sonra birkaç sonra... kere. Çünkü dediğiniz gibi siyah siyah tabii. o şeyler Her şey çıkıyor. olabilir. Çok Toprak var, var vesaire var. O, o, da rahatsız ediyor. Temizledikten sonra efendim kemali afiyetle yiyebilirsiniz. yiyebilirsiniz. Ama buna rağmen alerjisi olanlar Dikkat. yemesinler efendim. Evet dikkat. evet. 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 Evet devam edelim. Ramazanda alınan kiloların tatile kadar verilmesi bu yollarla mümkün. Evet fitness eğitim, eğitmeni Kaan Karataş 40 ile 50 dakika civarı maksimum yani 1 saat olacak şekilde egzersiz yapılmasını öneriyor. Aç karnına yapılan egzersizler yağ yakımında her zaman önemli bir etkendir. Ve beslenme düzeni sağlanmasında ilk olarak bayramdan sonraki beslenme alışkanlığında karbonhidratları biraz daha kısmayı e, suyu bol tüketmeyi ve spor ile beraber yağ yakımını hızlandırmanızı tavsiye ediyoruz dedi. Evet e, egzersiz yağ yakımında çok önemlidir. Mesela bayramda diyorum. hepimiz yedik, içtik, tatlımızı da yedik ama şimdi artık dikkat ediyorum. Tabii Ben mesela aç karnına spor yaparım. Hı hı. Doğru yapıyormuş mesela eğitmen de beni doğrulamış oldu. Kendimi daha zinde daha iyi hissediyorum. Uyanır uyanmaz. Gidiyorum ondan sonrasında işe geliyorum. Yani bu iş yorgunluğunun Ana. arkasından spora değil de ben öncesinde gitmeyi tercih ediyorum. E yani doğruymuş da yağ yakımı açısından. Evet. Güzel gözle ben, hazırlanıyoruz. E, benim gözlemlerim farklı yani. Nasıl benim sizin sahada gözlemleri? öğrendiğim efendim mesela önce bütün bir mahalle toplanıyoruz. Hı. Bu belediyenin yaptığı çok güzel parklar var evet. hakikaten. Şimdi koşu bantları da var efendim. ter içerisinde kalıyoruz. Hı. Evet. Ondan sonra hanım ablalar oturuyorlar. Hı. Her gün bir evde yalnız. Orada ciddi bir şekilde pasta, börek. Eyvah! Çörek, ne oldu o yapılan tatlılar. spor? Önemli değil o. Can Boğazdan çıkar efendim diyorlar ya. Güzel bir yiyeceksiniz. Ertesi gün sporu yapmaya devam edeceksiniz. Ee, olur mu öyle şey? Mesela bak burada koşu bandında hiç gerek yok. Ee, bu bu tempoda bana göre yavaş. Biraz daha yavaş. hızlı Tabii bir şekilde yavaş. en az ama 45 dakika. Ağırlık antrenmanları. Ha, bu fena bu, değil. E... 45 dakika eliptik, eliptik bisiklet. 45 dakika efendim hızlı adımlarla bir tempoyu bir tutturacaksınız kendinize göre 45 dakika terleyecek şekilde. Ben yürüdüm oldu falan demeyeceksiniz. Kesinlikle terleyeceksiniz. Ondan sonra duşunuzu alacaksınız e, ve e, makul yiyeceksiniz efendim. Evet. Makul yiyeceksiniz. Portiyonların azaltılması gerekiyor. Tabii bir parça gerekiyor. doktorlar hep söylüyor, diyetisyenler hep tarif ediyor. Bir ekmek olacak ama diğer öğünlerde efendim öyle bol miktarda makarnayı da pilavı da bunun dışında bazı yemekleri bol bol böyle ekmekle. Bazen burada aşağıda e, tabii yemek yiyoruz çok güzel şifa yemeğin yemekleri fakat bakıyoruz çocuklar delikanlar böyle 2-3 tane de ekmek Eyvah. almışlar. Ama onlar doymuyor ekmeksiz gençlerin. Tomplom. Aynen benim Tomplom, oğlumdan Tomplom biliyorum. Tomplom olursunuz diyorum ben. <laughs> Ama alıyorlar yiyorlar demek ki eritiyorlardı bilmiyorum ama. Ee, yani... Aslında biliyorsunuz çorba da ekmek yerine geçiyor. O yediğimiz tabii, makarna ya da pilav da ekmek pilavlar, yerine geçiyor. Tabii. Onları yiyorsak ekmek hiç almamamız evet, lazım. Alıyorlar. E, alıyorlar. Ekmeksiz olmaz. Siz efendim, efendim yiyor musunuz ekmek? Ben hayır. Sabah kahvaltıda yiyorum. Tamam. Bunun dışında e, yani ye, ekmek. Sizin kahvaltınız maşallah bazen denk geliyorum. Evet. Burada simitli, börekli, ee, peynirli, biberli. Yani şimdi. Ee, dedik ya çalışan insanız Aha. yani bir kahvaltı yapıp efendim işimize devam ettirmek istiyoruz. Burada erken saatlerde olduğumuzda şöyle yedi yedi buçukta ya da 8'e varmadan bu tip şeyleri yapıyoruz. Evet. <laughs> ya da evde yani bunları yapmasanız gün boyu kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. Kesinlikle kahvaltısız hissediyorsunuz. olmaz. Kahvaltısız bir program yapılır mı? Hayır İşe aç karnına konuşamayız ya. burada yani. Ha. Çok Sürekli pardon. aklımız midede olur. Mide guruldu. Ben bazen aç çıkıyorum yayına konuşurken böyle midemden gırt 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 sesler duyuyorum yani. Gelir Kesin. duyuyorsunuz. Çok. Evet. Mesela bizim işimizde öyle çok tok da olmamak lazım. Yani yiyip canlı yayına çıkmamak lazım. Diyafram biraz, çok aç da gelmemek Ay, O yüzden sizin kahvaltı saatiniz çok iyi. Diyafram biraz boş olacak. Boş diyafram dolu oldu mu olmaz yani. Evet. Diyaframı tıka basa dolduracaksınız ondan sonra geçeceksiniz ben haber okuyacağım ya da program soracağım. Yok evet, öyle bir evet şey hayır efendim. Hayır. Olmaz öyle bir şey. Diyafram rahat olacak bir de yaz aylarına giriyoruz artık. Bahar ayları bitiyor. Evet. Valla o son kışın ay, aldığımız, Ramazan-ı Şerif'te aldığımız, bayramda aldığımız o kiloları artık verelim. Evet. Evet. Rahat etmek için söylüyorum bu. Yoksa çok sıklıkla terliyorsunuz, nefes alamıyorsunuz. O kilolar üzerinizde kalıyor, yapışıp kalıyor bunları vermek mümkün. Yani ben söylüyorum sabah akşam ama akşam bile vakit bulamıyorsunuz. Sabah 45 dakika şöyle bir tempole yürümeniz lazım. Biraz da şuraya efendim evet. dikkat edeceksiniz. Kilit vurmak lazım tabii oraya. yani yok öyle bir şey. Her gördüğünüzde ya da her elinize geldiğinizde böyle elinizi <laughs> uzatacaksınız. Yok öyle bir şey. Öyle bir beslenme şeyi yok. Yani sabah hani kahvaltı hem yapacaksınız. Hem zayıf yok tabii. Öyle Olmaz bir şey. öyle bir şey. Öğle yemeğini yediniz. Akşam biraz daha erken yani saat 8 Olmadan akşam yani 8 ne oluyor? Saat 20 mi oluyor? Evet 20. 20'den önce böyle. Ben mesela böyle 19'da 7'de yemiş oluyorum. büyük Keseceksiniz. Evet, büyük keseceksiniz yemeyeceksiniz. Ağır şeyler de yemeyeceksiniz. Ama geceler yani çok öyle fazla aç kalmamak. Benim bazı dostlarım var mesela aç, acıkıyor saat 3.30-4'te şeye dayanıyor bozdolabına. Açıyor kapağı. Bir gece. Tabii gece. Aa, Tabii canım, hiç gece. uzun, uzun Aa, yıllardır yapmıyorum lütfen. öyle bir şey. Aslında yapıyordunuz oldu. yani. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır. Yahu. Hayır canım benim o 17, 18, 19 yaşlarımda gece kalkıyordunuz, ya gece yemek yiyordunuz. Gece kalkmak değil ama hani saat mesela 1'de yatıyorsam 12'de karnıma çıkıyorsa gidip dolabı açıp bir şeyler yiyip öyle yatıyordum. Tamamen yanlış. Bu alışkanlığım işte 20'li yaşlarından beri yok. Evet. Siz hesap edin. Kaç yıldır böyle bir şey yapmadığımı. E fazla uzağa gitmemek şurada. lazım. Gece <laughs> dolaba dayananlar var. Var, Geçmişte. var. Geçmişte. Ama Hiç şimdi işte. var maşallah. Dediğimiz gibi yani kilo vermek istiyorsanız tabii ki spor yapacaksınız ama gırtlağa da Kesmeden sahip olacaksınız. Olmaz. Yoksa hem bol bol yiyeyim. Dediğim gibi bizim mahallenin hanımefendileri işleri de var tabii olmaz mı? Ciddi bir spor yapıyorlar sonra her gün bir evde de oturup kahvaltı yapıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Kilo vermeye çalışıyorlar. Verirler mi? Tabii ben mesela bunu programda hep söylüyorum. Benim spor eğitmenlerimin bana tek söylediği bir şey hani sadece spor yap ye değil. %30'u spor, %70'i beslenme. Yani %70 beslenmene dikkat edeceksin ki sporla birlikte meç edip o şekilde sağlıklı ve fit görünmek. Yani evet. hem yiyeyim hem spor yapayım öyle de olmuyor maalesef. Hem yiyeyim hem kilo vereyim hem kilom olmasın falan ha. demek yok. Evet. evet madem sağlıkla devam ettik bir sağlık haberimiz daha gelsin. Oksijenle gelen şifa, hiberbarik tedavi. Evet, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2016 yılından beri hizmet veren hiperbarik tıp ünitesi kemik ödemleri, karbonmonoksit zehirlenmeleri ve uzuv kayıplarının önüne geçilmesi için çok sayıda hastalık ve travmanın etkisinde etkin rol oynuyor. Evet, oksijen tedavisini birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyormuş. Hmm. Bol miktarda oksijen almak yani lazım. mesela dalgıçların hastalığı, vurgun hastalığı, hmm. o işte soba zehirlenmeleri Bunlar hep e, karbonmonoksit zehirlenmeleri. Tabii. Tabii. Bunlar hep şöyle e, yani e, şimdi o anlarda hasta olmuş hallerden önce hı hı. hakikaten e, temiz hava çok önemli. Yani nerede oturduğunuza bağlı. Biz İstanbul'da oturuyoruz. E, çevremiz ya da çevre kirliliği ne kadar yok onu bilemiyorum ama işte bunlar hasta hasta yapıyor, yatağa düşürüyor. Zamanlar, yıllar geçtikçe bunları soluyarak efendim işte şu evet. hale sokuyor. Evet. Şimdi bu tedavi anları tedavi, tabii. tabii. İnşallah tedavi olurlar. Ee, bu bu şekilde böyle bir şey var. Bir yöntem var. Bu da Bursa'da değil mi? Devlet hastanesi <laughs> de herhalde. Evet. Der, şey hastanesinde herhalde. Böyle araştırma şey hastanesi. 2016'dan beri Aha, süren bu, bu bir şey tedavi. var. Ama bu hale gelmemek için tabii temiz hava solumak lazım. Oksijen çok Önemli. önemli. Havayı ve çevremizin kıymetini değerini Bilelim. bilmek lazım. E, kim bilir belki bunların birçoğu da işi de var, parası da var e, ama işte e, değil mi efendim? E, düşünmemişler ama sağlık, zamanında evet. sağlık yok. E, bunun için e, efendim, hayat bulup hayat boyu temiz havayı ve solumayı iyi hava solumayı e, tavsiye ediyorum. E, fabrikalarımız, iş adamlarımız para kazanacaklardır tabii. Bu arada doğalgaz geldiği halde hala efendim kömür e, kullananlar var tabi. E, onlara da böyle hasta olmamaları için onlardan vazgeçmeleri lazım. Çünkü onlar da e, bu çevrede e, böylesi bir çevrede yaşıyorlar. Temiz havanın kıymetini bilmezsek böyle olur. Bu da bir tedavi şekli tabii oluyor demek ki nefes alıyorlar. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet. Evet. Buyurun. Evet şimdi sağlık dedik, kilo dedik, spor dedik. Bakın. Hayatını karartan kilolarından nasıl kurtulmuş? 6 ayda 57 kilo vermiş. Mersin'de yaşayan 20 yaşındaki Vallahi. genç okula bırak okulu bırakmasına neden olan kilo problemlerini azmiyle yenmeyi başardı. Aşırı kiloları yüzünden arkadaşı olmayan, asosyal bir çocuk olan bir dönemde antidepresan kullanan Mustafa Bekar beslenme düzeni değiştirip egzersiz yaparak 6 ayda ...143 kilodan 86 kiloya düştü. Hakikaten bu da bir Tekrarlar başarı. Tekrarlar mısınız? Ne yapmış ne yapmış? Ee, beslenme düzenini değiştirip Hı. egzersiz yapmış. 6 ayda 143 kilodan 86 kiloya düşmüş. Hı. Kilo alırken kim bilir ne işte asitli içecek mi içti... Tabii. ...o gereksiz abur cubur dediğimiz yağlı ha. cips miydi e çok fazla karbonhidrat mı tüketti bilmiyoruz ama... E, ...sınıftaki arkadaşları artık dalga geçtiği için... ...bir özgüven düşüklüğü olmuş... İyi ki de böyle bir yola girmiş karar. Önemli olan zaten karar vermek. O yola girdikten sonra ama 6 ay ama 8 ay sonucuna ulaşıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Eee sevgilim. Burası bir şehir parkı. Görüyorsunuz. Evet. efendim şehir parkını. bir birçok alet var. Bunları da düzgün kullanmak düzgün lazım. Düzgün kullan bilerek kullanmak. Bilerek. Evet. Bunları öğrenmek lazım. Çok aşırıya gittiğinizde ya da bilmeden kullandığınızda çünkü bazı vatandaşlar şikayetçi oluyor. Hı hı mesela ve özellikle hanımlar şey yapıyor bir an önce kilo kurtulmak onları, için hiç. bunları kullananlar var ama hı hı. ne kadar bilinçli kullanıyoruz tabii. o, çok, o önemli. çok önemli. Onu öğrenmek lazım. lazım. Kesinlikle. Maşallah. Bu sefer fit olmuş değil Tabii. kullandığınızda ne oluyor? Sakatlanmalar oluyor, kas krampları oluyor, tabii, tabii oluyor. O yüzden fiziksel evet. fiziksel kayıplar oluyor, çok enteresan şeyler oluyor. Çocuk çok güzel. Vallahi helal olsun. 143 Maşallah. kilodan Keşke 143 kiloluk hali yok değil mi? Tabii nereden Orkun. nasıl olacak Fit olmuş. Hani öncesi olsaydı çok merak ediyorum nasıl tabii. bir görüntüden. Belki onun görünmesini istemedi. İstemedi olabilir, evet. evet. Şimdi bu arkadaş da bulur çevrede bulur. Aman yakışıklım sen hoş geldin gel şöyle yanı başımıza derler öyle tabi. Çok güzel bak evet. tutuyor evet. arkadaş. O kadarmış yani tabii. eskiden. Buyurun evet. efendim geldi. ya tonmuş, ya bu burada da öyle çok 143 kilo gibi durmuyor. Ben... Yo, boyu var çocuğun. Boyu var evet. Var tabii canım var. Onun için göstermiyor. Hı. Yani düzenli ve sağlıklı beslenmek çok önemli. Baksana, Böyle de lopor lopor yüzleri maşallah yanakları evet. <laughs> bu hale gelmiş. Vallahi çok da yakışıklı Değil olmuş mi? gerçekten. Yakışıklı olmuş ya artist gibi yani. Al bir dizide oynat evvel alma. Başrol oynasın. Evet. Tebrik ediyoruz Mustafa'cığım seni azminden dolayı. Hı. Devam. Evet 30 yıllık kuşkonmaz hayalini gerçekleştirdi. Bingöl'ün merkeze bağlı bir köyünde yaşayan Mehmet Nezir Ergün... 30 yıldan beri hayalini kurduğu kuşkonmaz Tarlası'nı 3 yıl önce kurdu. Önümüzdeki yıl hasadını yapacağını belirten Ergün, 30 yıllık hayalimde, 3. yılındayız, başardık ve sene ilk hasadımızı alacağız dedi. Yeah. Ya Kuşkolmaz o kadar pahalı ki. Çok pahalı. Küçücük bir paketi 100 liranın üstünde evet. diye yanlış söylemeyeyim öyle, ama öyle, ben öyle. Evet, çok öyle ya, pahalı. Biliyorum ben. Em, ama ben, ben çok biliyorum. seviyorum. Evet. Eminönü'nde öyle bir çarşı var. Evet. Hemen Yeni caminin dibinde. Orada var tabii. O fiyatları biliyorum. Ben geziyorum Ama zaman çok zaman. Ama çok seviyorum. Orada. Ben hani haşlayıp biraz zeytinyağı, ha. limonla salatası ya da işte bir etin tavuğu ya da garnitürü. Çok güzel. Ha, yani garnitürü olarak de tükettiğinizde o kadar güzel oluyor ki ve faydası da var. Olmaz olur mu ya? Fakat çok fazla tercih edilen bir şey değil. Acaba e, pahalı olmasından dolayı mı? E, tabii. Yani herkes kuşkunmazı alacak sofrada, evet. bulunduracak salatada. Bak Hakikaten görüyor musun? Öyle. Fide şeklinde ya. Çok güzel. Vallahi çok 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 lezzetli bir sebze. Şey yani. evet. Benim en sevdiğim sebzelerin başında aynen. geliyor. Maşallah subhanallah. Kafaya koymuş ve becermiş. Evet, aynen öyle. Tek tek de baksana çapalar, mapalar eliyle. Ya bu işte sabır istiyor. Bebek ya da çocuk büyütmek gibi bir şey. Ama toprağı seven Mesela yani şu şuradaki doğaya bak, tabii ata bak ya insan burada hücreleri yenmez, hasta olmaz ya. Sinir stres var mıdır sizce? Yani tabii e, bizim İstanbul'da yaşadığımız var. sinir stres kadar orada çok olduğunu düşünmüyorum. Hiç, sen burada insanlar yumuşaktır ya. Birbirlerine yani, daha sevgi daha, doludur, tabii. Ee, daha ilişkiler kibardır. daha güzeldir, Tabii. aynen öyle. Rahatlamıştır yani. İşte oksijen burada olur. Evet. Demin gördüğümüz o Oksijen hastaların tedavisini olmaması burada için almak burada lazım. <laughs> Tabii. kaz dağları falan Aynen değil Aynen öyle Oralarda. getireceksiniz adam burada iki ay böyle kazma kürek çalışacak güzel güzel maşallah. Evet Evet Buyur devam efendim. edelim. Rivayetiyle turistlerin uğrak noktası oluyor. Yerli yani turistlerin uğrak noktası olan Melik Gazi Türbesi'nde mezarın üzerinde taş durabile, durabilenin dileğinin kabul olduğuna inanılıyor. Hmm. Enteresan değil mi? Evet. Vallahi. Yani taş mezarın üzerinde kalırsa Dilekleri olacak demekmiş Rivayete göre Yani onu bilmem ama hakikaten Ama güzelliği kabir, değil mi? Tabi yani kabir ziyaretleri evet. Çünkü evliya Allah var Oraya gidiyorsunuz e Tamam e, vefat etmiş ama e, ruhaniyeti var Ruhlar ölmüyor biliyorsunuz Şimdi burada 3 ihlas bir fatiha bir de 3 ı şerife Okuduğunda e, Burada e, yatan ee, mesela Zat-ı Muhterem'in e, ruhu buna şahit oluyor. Okuyorsunuz, gönderiyorsunuz Tabii. ve bu vefat ettikten sonra da e, buna e, Vahabiler ya da farklı efendim e, üniversite olan insanlar inanmasa da bunun etkileri görülüyor. E, mesela gidiyorsunuz, e, bunlar Allah'ın sevdiği kullar. Yani şehitler, e, ondan sonra evliyalar, veliler bunlar böyledir. Bunlar Allah'ın sevdiği kulları olduğu için bunları vesile kılıyorsunuz. Ya Rabbi bu büyük zatın yüzü hürmetine efendim diye başlayıp dua ediyorsunuz. Niyazda bulunuyorsunuz. Allah Teala yaratıyor. Yani ben çok onlarca arkadaşıma rastladım, dek geldim. Yeter ki güzel bir niyetle yani saf temiz bir niyetle faydalanmak niyetiyle gidiniz. E, saf dediğim gibi temiz bir duyguyla gidiniz, Allah'ın izniyle e, oluyor. vatandaş güzel, ziyaret evet. ediyor. Yani metafizik bir <gülüyor> konu <gülüyor> ama <gülüyor> eğer eğer faydası olmazsa insanlar faydasını görmezse böyle yerlere zaten gitmez insanlar. Evet. Niye gitsin ki yani? Bir de ruhu dinlendirmek, dua etmek. Tabii, hani farklı bir şeye evet, bir moda farklı giriyorsunuz. Farklı enerji orada. Şeyi evet. bırakıyorsunuz yani dünya düşüncesini biraz böyle arkada bırakıyorsunuz saf temiz bir niyetle gidiyorsunuz efendim. Evet. Evet devam edelim. Çin'i sanatıyla tanışan ağrılı kadınlar ortaya eşsiz güzellikte eserler çıkardı. Unutulmaya yüz tutmuş Çin'i sanatı ağrıda ilk defa açılan Çin'i ve seramik kursuyla modern ve modern ve gelenekselliğin harmanlanıp yeniden hayat bulmasına imkan sağlıyor. Evet 12 kurs yerde sanatı günümüze uyarlayıp motifler çıkarıyorlar. Valla ağrı'da çiz, çizilen motifte ve merak ediyorum. İlk defa düşünseniz Ağrı'da ilk defa çini ve seramik kursu açıldı. Bunu açılmış. şey yapıyor tabii. Heh, bakın burada. Yani hem çağa ayak uydurup hem gelenekselliği de unutturmadan Heh. bir şeyler yapmak bence çok değerli. Şunu görüyorsun şöyle güzelliğini al duvara as. as tak tabii çini ayrı bir şey. Ben çiniyi çok severim. Benim bir arkadaşım da çok ilgileniyor. Hmm. O yaparken de gördüğüm için bir defa çok zor bir iş. Hmm. Çok emek var. O yüzden çok kıymetli. Çini yapmak. Evet. Tabii. Şimdi bir yerden tabii hazır geliyor bunlar enteresan. Bunlar o motifleri çiziyorlar. Hı hı. Bir ressam edasıyla dikkatli bir şekilde. İlk defa ağrıda böyle bir şey. Aa bu da neydi bu? Ya eskiden bu testiye benziyor testi bu. Testi. Yani. Aynen testi. Valla testi bu ya. Bunun içine su koyulur. Böyle toprağa da gömüldü mü böyle ağzına kadar serin bir yerde çok falan uzun süre serin kalır. Her Tabii. şey nasıl böyle santim santim ölçülerek Tabii. çok çok güzel. Güzel. Tabii bir ara böyle takılar ya yapılıyordu. Tabii. İşte küpeler, böyle Heh. çini motifli hmm. yüzükler. Evet. Ama harika örnekler çok. Yani o çok modernlikle dikkatli. gelenekselliğin birleşmesinde çok sentez güzel şeyler yapıyorlar. çıkıyor sentez. Yani yeni bir sentez, bir sentez oluyor. Evet. Bu onların yorumu olmuş oluyor. E, tamam e, yani iki iki şeyi akımı bir araya getiriyorsunuz, sentez diyorsunuz, önümüze koyuyorsunuz. Bu benim yorumum diyorsunuz. Evet, kesinlikle Tabii. çok güzel. Bu o yorumu ortaya koyuyor. Evet. Bak demin ki o renkli şey var ya evet. tam böyle yörenin renklerini burada da şahmaran mı var, ne var bilmiyorum evet, şahmaran, ama Evet, şahmaran. Bak yeni yeni yavaş yavaş İran'ın etkisinde Azerbaycan'ın o Türk dünyasında etkisinde bakın yansımış. Evet. İşte şimdi bu ağrı. Benim bir arkadaşım vardı böyle zaman zaman konuşurken o da işte Atabey Ata Bey Kürtler falan diye başlardı. Sonra aradan bu biliyorsunuz 300 yıllık bir şey çıktı ortaya. İnsan o geliş ecdadını, dedesini hı hı. tanıyor. Bir gün bana bir telefon geldi. Ya o telefonda farklı tanıyamadım yani. Alo. Ya bu dedi Ateallah Bey dedi ben biz kendimizi dedi e, Kürt biliyorduk dedi başımızın üstünde dedim halkımızın bir kısmı Kürt bir hı hı. kısmı Türk bir kısmı Alivi bir kısmı Sünni sen kafana niye bunu taktın yok yok ben dedi biliyorsunuz zaman zaman konuşurduk ya sen hı hı. falan e, ama dedi biz kürt, şey Kürt değilmişiz dedi ya ya Kürt olsan ne olur dedim muhittin ya hı hı. vallahi dedi işte öyle dedi yani. Ee, bu bizim e, şeyden tabi e, e, tabii Türk dünyasından zaman zaman o akımlar gelmiş. Hı hı. Mesela Kars'ta da var. Evet. Selim'de var. oradan Ağrı'da dedi ya Ağrı'nın neredeyse yarısından fazlası böyle. E, peki ama biz Kürtçe konuşuyoruz falan dedim ya. Hiç fark. <laughs> hiç fark etmez. Hepsi bize ait. Ama e, Türk sen de, Türk'sün yani. yani bir şey demeyiz falan. E, şimdi Ağrı'nın böyle bir hikayesi var bende. <laughs> bende. Enteresan. Evet. Peki. Şimdi biraz önce dedik ya oksijen dedik. E, kaz dağları dedik. Şimdi sizleri Kaz Dağları'na götüreceğim. Buyurun. Kaz Dağları Yeşil'in 1001 tonuna ev sahipliği yapıyor. Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kaz Dağları baharın yaşanmaya başladığı şu günlerde Yeşil'in 1001 tonuna ev sahipliği yapıyor. Kaz Dağlarının bu güzelliği dronla havadan görüntülenmiş. Şimdi bak ben bir şey söyleyeyim size. E, zaman zaman da konuşuyoruz. Kaz Dağları çok güzel. Ama son yıllarda bir yerleşim birimleri de oluyor burada. İnsanlar gidip yerleşiyor, villalar yapılıyor, evler yapılıyor. Çok kötü bunların yapılmaması lazım. Buralar beton yeğeni haline getirilmemesi lazım ya bu. Bunlar milli parklarımız olarak kalsınlar. Oksijen depoları olarak kalsınlar. Etraftaki o şehirler, kasabalar e, yararlansın, fırsat şey yapsın ya istifade etsinler. Evet. Yani buralarda işte bir ünlü bir sanatçı, bir artist ya da başka bir şey falan ya da bir, 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 bir politikacı, eski bir bakan falan duyuyoruz da insan hı hı. üzülüyor. E buralarda villa yapıyorlar. Burada yerleşiyorlar efendim işte burada dinleniyoruz falan. İyi tamam da yani oralarında oraların da bakir kalması lazım. İnsanlar birbirlerini böyle takip ede ede bir müddet sonra 20 sene sonra baktığınızda efendim bu güzellik ...gitmiş, bu manzara gitmiş, bu yeşillik gitmiş, buralarda da beton yığınları var diye insan e, üzülüyor. E, hakikaten iyi değil. Her tarafı beton yığını yapmak, hele hele böyle e, yani bu, bu kaz dağları çok meşhur, tarihi bir şeyler. Evet, buralarda çok... yani yolun geçmesine bile gönlüm razı olmuyor. Yani bu kadar açık söyleyeyim böyle tarihi mekanların bulduğu, tarihi yerlerde efendim çok e, ihtimam göstermek lazım yapılaşmaya, çarşıya, pazara, dükkana, ona göre de ve o dokuya göre de yapmak lazım. E, o şekilde bakir kalması daha güzel tabii. Dikkat etmek lazım. Evet. Evet. Peki devam edelim. Buyurun. E, şimdi sizden de hem yorum isteyeceğim, hem de e, sizin de vereceğiniz taktikler vardır bu konuyla alakalı e, ses tavsiyeleri. Ses. Evet, e, sakin sakin 15 dakika konuşun haberimiz. Haberimizin başlığı. Mutlaka ses istirahati yapılmalı. Gazlı içecek tüketilmemeli. Baharatlı yiyeceklerden kaçınılmalı. Gece boş mideyle yatılmalı. Cümlelerin arasına nefes boşluğu bırakılmalı. Diyafram solunumu doğru yapılmalı. Evet, şimdi mitingden mitinge koşan adayların bu dönemde en çok sesleri biliyorsunuz etkileniyor. Tabii. E siz de mesela bu program öncesi radyo yayını yapıyorsunuz bizden sonra bir saat 16.da 16.30'da tekrar radyo programına gidiyorsunuz. Tabii. Sizin işiniz de çok zor. E, ne yapmak lazım adaylara ses tavsiyelerinde? İşte mesela benim söylediklerimin dışında Hı -hı. ses istirahati dışında ne yapılması gerekiyor sizce? Nef nefes alıp vermek çok güzel. Hı -hı. Yani nefesinizi tüketmeyin derler ya Evet. Boş boş Nefesi... nefes tüketme. Ha. <laughs> Şimdi ben görüyorum bazen insanlar bağırarak konuşuyor. Evet. Çok seri konuşuyorlar. Hele hele yaşı benim gibi olanlar bu çok hızlı konuşanları takip etmiyor. Hı hı. Bunu son dönemlerde enkırmenler efendim keşfetti. Çok kötü bir keşif. Çok affedersiniz herifin bir kulağına gözüne bir şey kaçmış gibi bağırıyor adam. Bağırarak haber sunuyor. Hı hı. Öyle bir hı. edayla sunuyor ki dinleyenler şey yapıyor. Ben size bir şey söylüyorum. Zaman zaman ben TRT'ye bakıyorum. Orası da bir özenti içerisinde. Hmm. Ama arkadaş yani, orası TRT lütfen orası düzgün kalsın. Burası da TGRT lütfen. Mesela şey sayın Gülden Kalecik hı hı. ne kadar dingin okuyor. Hı hı. Diğer bütün spikerlerimiz öyle Mehmet falan evet. ilk akla gelenleri söyledim ben böyle haber sunuyorlar. Yani çünkü birileri sizi dinliyor Aynen öyle. ve siz o konuyu anlatacaksınız benim gibi ben nasıl anlatıyorsam. Efendim dediğim gibi bir şey kaçmış gibi falan ya bunlar niye yapıyor dedim bu arkadaş bu arkadaş niye bağırarak konuşuyor dedim. Abi daha fazla reyting yapmak için ve dinlenmesi için Ama ya kesinlikle yanlış ki. dedim bu değil ya. Öyle bir, bir şey değil yani şey. benim seni dinleyebilmem için tane seni tane. takip etmem için tane tane sakin 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 ve tabii vurgular çok önemli nereye vuracaksınız. Yani cümlenin neresine vuracaksınız onu bileceksiniz. Ben şimdi burada ders vermek istemiyorum. Kuş dilinde bunun eğitimini de gördük. Hı hı, Çok cebelleştik. Tabii. Üsküdar diksiyon kursunda efendim orada da ders verdik. E, yaptığım tek şey benim orada öğrendim bir tek şey vardı bir şeyle. Eğer anlaşılır olmak istiyorsanız kafa sesiyle konuşacaksınız. Göğüs sesiyle konuşmayacaksınız. Hele hele karın sesiyle konuşmayacaksınız. Yani Karnından konuşma derler kardeşim. Karnından konuşmak kavga sebebidir ya. Ama bazıları da programcılar için demiyorum. Günlük hayatta konuştuğumuz insanlar çok sessiz konuşuyor. Hani Deriz'e içine içine atma lafları bak. O da Şimdi ben fazla sesli. Şey çok çok içine affedersiniz Ona da kızıyorum. Değil mi? O da yani hepimizin yatak odası var. oranın sesiyle de konuşmayın ha. efendim. Ha. Bu şekilde de olmaz. Bak daha daha bir açıklayıcı anlatmayın Fısıldayarak evet. konuşmayın. Fısıldayarak da Anlaşılır lazım. bir şekilde efendim dinlenebilecek bir tonda efendim konuşmanız lazım. Bağıra bağıra konuşanlar var. Geçen gün birisine söyledim ki oğlum dedim. Sen bir kulak burun boğaza git. Niye dedi Hacı hmm. abi? Duymadığı sen için dedim, yüksek sesle konuşuyor olabilir. Duymuyor çünkü. Ve gitti. Evet problem varmış mı? Du duymuyor mu? Evet. Hmm. Evet. Ya çocuk ondan sonra bir kulağını temizlemişler. Hı -hı. Bir ilaç vermişler. Geldi teşekkür etti. Evet. Yani burada konuşurken çay ocağında <laughs> baktım çocuk bağırarak konuşuyor konuşuyor diye tarzı mı bu dedim falan. Hı -hı. Onun için nefesinizi tüketmeyeceksiniz. Nefes alacaksınız, onu cümlelerinizle, öyle güzel cümleler sıralayacaksınız ki bir tonda, e, tüketmeyeceksiniz, anlaşılır konuşacaksınız. Yoksa mitingler devam ediyor, politikacılar Aha. her yerde konuşuyor ve bağırarak konuşanlar var. Biz de biraz o bağıranları çan, sanki takdir ediyoruz. Ulan herif nasıl bir cevap verdi falan, Aha. gördün mü nasıl dan 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 kafasına vuracak şekilde konuştu. Bu iyi bir şey değil. Değil. Evet. Kafa sesiyle konuşun. Liderlik sesi odur. Kafa sesi. Hı hı. Yani e, burada, buradan konuşacaksınız. Gırtlağa, hı hı. gırtlağa, göğüse ve karnınıza indirdiğinizde itici oluyor. Evet, çok teşekkürler. Ben Verdiğiniz teşekkür Verdiğiniz bu güzel bilgiler için Atabeyciğim. Evet efendim bugünlük de programımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yarın görüşünce de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.